Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere hem şu anda var olan ve bitmek üzere olan arenadan biraz bahsedeceğim. Hem de gelecek arenadan, yani bu akşam yeni başlayacak arenadan arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu akşam itibariyle yeniden 3 günlük yorum bir maratona başlayacağız. Hakikaten zorlu bir maraton olacak arkadaşlar. Ama öncelikle şu andaki arenamızdan biraz bahsedelim. Bildiğiniz üzere Namor arkadaşlar yeni karakterimiz, yeni su prensimiz ya da prensesimiz. Böyle bir karakter. Yine her zamanki gibi abartı ötesi, yani oyunun en baba hero'larından bir tanesi. Özellikle saldırı babında inanılmaz yüksek hasarlara çıkabilen bir karakter arkadaşlar. Biz arenada 85.5 M yapmıştık ve 83. olmuştuk arkadaşlar. O da 80.07'ye gelmiş. Yani 80 M yapanlar alamamıştı. Şu anda kopyası için, 5 yıldız kopyası için de inanılmaz bir rekabet var arkadaşlar. Yine ben arkadaşlarımla takip ediyorum. Ben ne kadar kendim kasmasam da bu sefer. İnanılmaz bir rekabet var arkadaşlar. Müthiş bir rekabet var. Yani millet, şöyle söyleyeyim, bu sabah itibariyle 80 M'yi tamamladılar. Artık bundan sonra daha da yukarıya çıkmaya çalışanlar 100 M'nin üstüne çıkmaya çalışıp sıralamada yukarıya çıkmak isteyen arkadaşlarımız da var. Bakalım bu akşam sonuçlar bir belli olsun. Yine arkadaşlarımıza bakarız. Hangi Türk oyuncular yine Karan Namor'u almış diye. 4 yıldız arkadaşlar 12.62 M'ye geldi. Eminim ki birçok oyuncu tekrardan kopya yapmak için 4 yıldızına kasacaktır. Yine ortalama bu civarlara gelir. Belki 13-13.5'a falan çıkma ihtimali var arkadaşlar. Yani şu anda videoyu çektiğim saatte bakarsam takriben bir 9-10 saat kalmış arenanın bitmesine. 9-10 saat sonra hunharca biz de arkadaşlar arena kasacağız. Birazdan bahsedeceğim ondan da. Ve Juggernaut arkadaşlar. Juggernaut da 1.6 M gibi çok düşük bir rakama yine gelmiş. Ve yine ortalama bu rakamlara gelir. Size tavsiyem şudur arkadaşlar. Eğer elinizde 4 yıldızlı Juggernaut varsa, kopya değildir, 1.10'dur. Vaktinizde boştur. Bu arena tekrar kasacaksınız arkadaşlar. Juggernaut'ı satabilirsiniz. Yani kopyasız eğer kullanmayacaksanız satabilirsiniz. Sattığınız zaman 275 parça 5 yıldız verecek. İşte kaç parça veriyorsa artık. Bir 5 yıldız parçası verecek. En azından aranadan tekrardan alabilirsiniz. Yani bir puan kaybınız olmaz. Böyle bir hani oyun hile demeyeyim ama oyun içerisindeki bir kurnazlık yapabilirsiniz. En azından ekstra bir 5 yıldızınız gelmiş olur. Lan Juggernaut bir de yanında 300 parça da veriyor. Ortalama 400-500 civarı bir 5 yıldız kapmış oluyorsunuz. Allah bereket versin. Yani Juggernaut'u çok fazla yükseltmenizi tavsiye etmem arkadaşlar bu arada. Juggernaut'la ilgili de video kanalımızda mevcut. Dilerseniz YouTube'a Magi TV Juggernaut yazabilirsiniz. Ama önemli olan Namor arkadaşlar. Ben 5 yıldızını kasmışım dediğim gibi 85'e. Ama artık kasmayacağım. Medusa'yı bekliyorum, yani kopyasına kasacak ne gücüm kaldı ne takatim var arkadaşlar. Biliyorsunuz yani uykusuz geçiyor zaten günler. Ve o 85 M hakikaten bizi çok hırpalamıştı. Şimdi darısı bir sonrakinin başına. Bir sonrakinde arkadaşlar hem Medusa hem de Dark Hulk var. Yani ikisi de çok güzel karakter ve ikisi de birçok oyuncularda olmayan. Yani gerçi Medusa 2007 yılı karakter arkadaşlar. 2007 yılı, yani bundan yıllar yıllar evvel. Yani 2 yıllık karakter. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan bir kere daha bakayım arkadaşlar. 2007 miydi? 2008 başında mı gelmişti? Hemen şuradan bir bakayım listeme. Medusa hangi yılın karakteriymiş? Şöyle bir. Aynen 2017 arkadaşlar. 2017, 2018, 2019. Neredeyse 2 yıl olmuş. Yani ay bazında söylüyorum. Birkaç ay sonra 2 yıldır arkadaşlar oyunda olan bir karakter. Ama 2 yıldır gücünden çok bir şey kaybetmedi. Gerek defansı olsun arkadaşlar ki özellikle sersemleyemeyen karalarda çok etkili ve uzun zaman boyunca boss'ta oldu. Hala ara ara eğer elinizde Corp, Tink gibi, Havok gibi karakterler yoksa arkadaşlar hala boss'a konan karakterlerden bir tanesi hala Medusa. En azından sersem karalarında işte otoblo ile ve rakiplerini köşeye sıkıştırmasıyla iş yapabilen güzel bir karakter Medusa. 4 hızlı Dark Hulk geliyor arkadaşlar. Dark Hulk'a bakalım. O hangi yılın karakteriymiş? Dark Hulk da 2018'in sonunda gelmiş. Yani geçen ay senenin sonunda gelmiş arkadaşlar. Night Thresher'la beraber gelmiş. Dark Hulk da yine defansa daha çok kullanılan bir karakter. Özellikle yere düşürülmemesiyle. Biliyorsunuz yere düşürüldükten sonra kalkınca üzerinde belli bir saniye boyunca, belli bir süre boyunca kalkanı oluyor arkadaşlar. Ve o kalkanla her vurduğunuzda otomatik her vurduğunuzda arkadaşlar yani %100 şansla otoblok atıyor. Eğer rakibinizin yere düşürmek istemiyorsanız da bu sefer özel saldırı 1 attırıyorsunuz. Özel saldırı 2 veya 3 attıramazsınız. Bu da otomatikman bloğunuza vurduruyor.
Yani defansta etkili karakter. Yani en azından sizi hata yapmaya zorlayacak bir karakter pozisyonuna sokuyor. Dar kalkı. Eminim ki birçok kişi de yoktur 4 yıldızı. Aynı şekilde bende de yok arkadaşlar. Ne Medusa var. Medusa'nın bile 4 yıldızı yok. Ne Medusa ne de arkadaşlar dar kalkı. İkisi de bende yok. Yani aslında aklıma şöyle bir şey var. Bu hafta iki kere geleceği için en azından ilkinde bir 5 yıldız Medusa'yı kasacağım. Bir kere de olsa kasacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz arenayı kasmak için 5 yıldızlı karakterleri topluyorum. Onun dışında da arkadaşlar bir sonraki hafta hem 4 yıldızlı Medusa'yı hem de 4 yıldızlı Dark Hawk'ı kasmayı düşünüyorum. Peki bunlar kaça gelir? Dark Hawk arkadaşlar tahminimce 2.5M civarına gelir. Yani 2.5M şu anda garanti rakam gibi gözüküyor. Medusa'nın 4 yıldızlısı yine 6-6.5M civarına gelir. 5 yıldızı da yine tahminimce 40M civarlarına gelir. 40-45M aralığına gelir diye tahmin ediyorum. Tabi biz bu 3 günde 40-45M yapıp bırakmayacağız arkadaşlar. Tahminimce yine 5 yıldızlı Medusa'da 55-60M kasacağım. Daha sonraki aralarda da arkadaşlar yine 4 yıldızlı Medusa için bir 8-10M kasarız. Dark Hawk için de bir 4-5M kasarız. Yani garanti gelsin, hem aynı zamanda aşama ödülünü almış oluruz. Çünkü arkasına arkadaşlar görünmez kadınlar arası gelecek. İşte asıl o zaman patlatacağız. Yine görünmez kadında şu andaki tahminimce bir 50-55M civarına gelir. Yani Namor'dan sonra çok tutulacağını sanmıyorum. Çünkü daha çok böyle defans tababında bir karakter. Defans karakterleri çok fazla arenalarda tutulmuyor arkadaşlar. Daha çok saldırı işte. Namor, Obsidian biliyorsunuz. Geçen ay Obsidian rekor kurdu arkadaşlar. 70M'nin üstüne geldi. Bu ayda Namor yani Obsidian'ın rekorunu kırdı. Aynı zamanda uzun zaman kırılamayacak bir rakam 80M yaptı. İşte ancak bu hafta 5 yıldızın Namor arenasında bunun rekoru. Bir kere daha kırılabilir arkadaşlar büyük ihtimalle. Onun dışında gerçekten çok zordur. Yani kırılacağını da pek sanmıyorum bu 80M'nin. Yani Namor tarzında bir karakter gelse bile bir daha kırılmaz. Biliyorsunuz Namor'un hem efsane saldırı gücü var. Hem kork gibi yansıtma hasarı yapan karakterlerin antisi. Aynı zamanda prestiji inanılmaz yüksek. Yani Thor Ragnarok'tan sonraki en yüksek karakter. Dönecek olsak arkadaşlar dediğim gibi 5 yıldızı Medusa'ya kasacağız. Geçen hafta 5 yıldız Namor'a kastığımızda arkadaşlar Lazette Çitiren arkadaşımızla beraber sağ olsun gece gündüz beraber kastık. O beni fişekledi gazladı. Ben onu gazladım. Yoksa bu 80-85M'ler öyle kolay çıkacak rakamlar değil. Ve hamdolsun Allah'a beraber kastık. İkimiz de aldık arkadaşlar. Diğer birçok Türk oyuncuyla beraber de kastık. İlk gün veya ikinci gün arena kasmayı bırakan oyuncular oldu. Ama bırakmayanların hepsi aldı arkadaşlar. Yani Türk oyunculardan bahsediyorum. Bizim kendi irtibatta olduğumuz oyunculardan bahsediyorum. Yani irtibatta olduğumuz oyuncuların hepsi aldı. Yine Medusa için de aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Yine eğer irtibatta olmak isteyen varsa, 5 yıldız Medusa'ya kasacağım diyen varsa birlikte kasabiliriz. Yani arena kasma grubu diye bir grup açacağım line'dan. Arena kasmak isteyenler line'da o grupta toplanacağız arkadaşlar. Birbirimizle veri alışverişi yapacağız. Mesela atıyorum bu hafta geldiniz 5 yıldız Medusa arenasına kastınız. Gruptasınız arkadaşlar ama bir sonrakine kasmazsanız gruptan çıkacaksınız. Yani çıkartacağız. Ama tekrardan kasacağınız zaman zaten line'dan haberleşiyor sürekli. Tekrardan gruba alacağız. Yani o grup arkadaşlar daha çok böyle Marvel Şampiyon Turnuvası 5 yıldız arena kasma grubu yapacağız. Yani 4 yıldızlar da olabilir. 4 yıldızlar aynı şekilde alabiliriz. Bu şekilde kasacak olan arkadaşlar varsa bana line'dan ulaşabilirler. Line adresimizi video bitiminde açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Bunun dışında bana destek olmak isterseniz ki benim için önemli arkadaşlar videoları beğenebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da paylaşımlar ve anketler yapıyorum. Buradan arkadaşlar hem paylaşımlarıma hem de anketlerime katılabilirsiniz. Instagram ismimiz, YouTube kanal ismimiz aynı. Magi TV Mujer arkadaşlar. Buradan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan sorulara dönüyorum ama bazen geç olabilir. 3 gün, 4 gün, 5 gün belki bir hafta olabilir arkadaşlar. Çünkü yani Instagram'a çok fazla vakit ayırmak lazım. Ve inanın bana Instagram'dan çok fazla mesaj geliyor. Ama Line'dan daha hızlı dönüşler yapabiliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Line'dan da bana ulaşabilirsiniz. Ama sizden ricam Line'dan bana yazmadan önce bir profil fotoğrafınızı gönderin ki hani bir de tabii kim olduğunuzu söylerseniz buna göre konuşabilirim. Çünkü Line'dan da çok fazla mesaj geliyor. Hani neye göre cevap vereceğimi de bilemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bana yardımcı olabilirsiniz Line'dan. Toparlıyorum arkadaşlar. Namor arenası 80M'ye gelmişti. Ve 80M civarına yine gelecek 5 yıldızı. 4 yıldızı 12.5'a gelmişti takriben. Yine o civarda arkadaşlar 12.5, 13, belki 14'e o civarda gelir. Ama sanmıyorum 14'e çıkacak. 13M yapan alır gibime geliyor. Juggernaut yine 1.7 yapan rahat bir şekilde alacakmış gibi duruyor arkadaşlar.
Medusa'ya geldiğimizde de Medusa'ya 40-45 mi aralığını bekliyorum. Yani 2 yıllık bir karakter zirvedekilerin alayında var zaten. Anca işte benim gibi şanssız oyuncularda pek olmuyor Kristal'den. Artık biz de 40-45 mi kasarak alacağız. Yani kabuğumun son zamanlardaki politikasını seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce bu hani her ay gelen 2 tane yeni hero'nun 5 yıldız arenası oluyordu. Araya boşluğa böyle dandik dündik işte Örümcek Adam Klasik. İşte atıyorum Kamala. Sallıyorum normal Iron Man gibi arkadaşlar dandik dündik karakterleri ekliyorlardı. Ama şimdi işte son zamanlarda dikkat edin. Proxima'nın 5 yıldızını verdi. Iron Man Infinity War'ın 5 yıldızını verdi. Şimdi Medusa'yı veriyor ki doğrusu da bu. Doğru politika da bu arkadaşlar. İnşallah en azından arenadaki bu politikalarına devam ederler. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.